Arkadaşlar merhabalar her pazar olduğu gibi rehberlik videosuyla yani bu hafta neler yapacağınızla ilgili video ile karşınızdayım diyeceğim ama ben 9. haftada yani geçen hafta sizin karşınıza çıkmayı unutmuşum arkadaşlar kusura bakmayın bu hafta o yüzden 9 ve 10'u yapıp 10. haftada neler yapacağız ondan bahsedeceğim ki geçen hafta zaten üçgenler tekrardı bir kitaptan üçgenleri tekrar edecektiniz e, o anlamda da herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. E, Tekrarınızı da yapmışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle tekrardan kusura bakmayın. Çünkü gerçekten neler yaptığımızı da görüyorsunuz. 3 tane birden kitap çözümü, konu anlatımını hızlı programa göre yapmak ve kendi özel işlerin falan filan derken o yoğunluğun arasında nasıl olmuşsa unutmuşum. Ama her pazar karşınıza çıkmaya e, gayret göstereceğim arkadaşlar. Sıkıntı yok. O sadece geçen haftalık bir problem gibi, gibi düşünün. Arkadaşlar 9 ve 10. hafta zaten İkisi birlikte gitse anlatılsa daha hoş olacakmış. Şöyle bakınca e, onu görüyorum. Öncelikle 9. hafta videoların içerisinde ne görüyorsunuz? E, ee, ÖSYM benzeri sorular var 9. hafta yayınladığım şeyde. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hatta şuraya geleyim. Şurayı açayım önce. Şimdi arkadaşlar üçgenler bitti. Üçgenler bitti. Önce bir üçgenler konusunda üçgenlerin bitmesiyle ilgili bir konuşayım isterseniz. Üçgenler bitti. Sizler TYT sınavında 7 net yapma adayısınız. Bak 10 tane soru geliyor. Üçgenlerden ve dörtgenlerden toplamda 8 soru geliyor. Katı cisimden de 2 soru geliyor. Hadi katı cisim hiç hatırlamıyorsunuz diyelim. E, toplam 8 tane soru var. Bu 8 tane sorudan da 7 tanesini yapabilecek seviyedesiniz. Belki bunun farkında farkında değilsiniz ama size farkındalık sağlamaya çalışıyorum. Bakın ben son yıl 10 yıl içerisindeki ÖSYM sorularını inceledim ve ÖSYM'nin nereye gittiğini çok iyi bir şekilde analiz ettim. ÖSYM artık şu şekilde soru soruyor. 8 tane üçgen ve dörtgenden. Bu 4'e 4 olur, 5'e 3 olur, 3'e 5 şeklinde olur. Ama genelde 4'e 4 daha mantıklı geliyor arkadaşlar. O şekilde karşınıza gelebilir. Hocam 8 sorunun, 8 tane sorunun niye 7 tanesi diyorsunuz? Belki çokgenlerin içerisinde özellikle ilgili soru sorabilirler. O yüzden orada soru kaçırabilirsiniz diye 7 diyorum. 7 tane yapabilirsiniz. ÖSYM bir de son 10 yıl içerisindeki böyle sorularını inceledim. 100 sorudan. Arkadaşlar iki tane ya da üç tanesi özellikle ilgili çıkmış soruları. Yani çokgenleri kenara itecek olursak çokgenlerin özellikleriyle ilgili bazı temel yapıları var. Özellik gibi algılanabiliyor. Ee, diğer çokgenler haricinde bakacak olursak hiç öyle özellik, özellikle ilgili soru sormuyor. Yani sen paralel kenarın tanımını biliyorsan ki karşılıklı kenarları paralel ve birbirine eşit. Ki biliyorsun bunu. ilkokuldan beri biliyorsun. Dikdörtgenin karenin yamuğun tanımını biliyorsan sen bu konuları çalışmasan bile büyük ihtimalle bununla ilgili çıkacak soruları üçgenler yardımıyla çözebilirsin. Mesela size en basitinden şunu söyleyeyim. Dikdörtgen ve kare sorularında ekstra bir 90 derece varsa dal kardeşim alfabetaya. Alfabetaya dalınca bir sürü üçgen çıkacak karşına. E, oradaki üçgenlerde de üçgen seçimi yapacağını da biliyorsun. O yüzden bence herhangi bir sıkıntı yok. Yine o konuları yapabilirsin. Siz sıkıntı yapma. Ee, gerçi bu üçgenlerle dörtgenlerin birleşimini video, videoları izledikten sonra daha iyi bir şekilde kavrayacaksınız ama bunun da farkında olun. O soruların hepsi üçgenlerden çıkıyor. Zaten dörtgende bir özellik ispatı yapıyoruz ya. Özellikler de zaten üçgenlerle ispatlanıyor arkadaşlar. İspat da özellikle yani özellikler de isp özelliklerin ispatı da zaten üçgenden yapılıyor. Yani o da bir soru çözüm yöntemidir. Yani özellikle çıksa siz kendiniz ispatlayabilirsiniz aslında. Tamam mı gençler bu dediğim sakın ama sakın unutmayın. Evet 9 haftada ne gördünüz ne göreceksiniz. Arkadaşlar dokuzuncu hafta e, beni günü gününe takip eden arkadaşlar şu an 10 haftaya geldi. E, üçgenler tekrar tekrar şey var. E, ben şunu istiyorum. İlk önce e, sıfır kilometre bir kitap. Üçgenler bittikten sonra çözmeniz lazım. Konu anlatımında bir kitap ya da iki kitaptan devam ettiğiniz konu anlatımının yanında. E, ama üçgenler bittikten sonra sıfır kilometre bir kitapla ne yapacaksınız? Üçgenleri tekrar edeceksiniz. Bence bu çok önemli arkadaşlar sonrasında sonrasında üçgenleri böyle tekrar ettikten sonra e, üçgenlerin sonunda bizim benim konu anlatım kitabın üçgenlerin sonunda test var. Üçgenlerle ilgili test var. Son 10 yıl içerisinde ÖSYM sorularının benzeri olan testler var. Kitap bittikten sonra da onu da çözebilirsiniz arkadaşlar. Tamam bu dediğimi unutmayın. Gençler şimdi belki bu üçgenleri dedik ya üçgenler tekrarında elimizdeki kitabı bitirmeye çalışan arkadaşlarınız olabilir. Belki bir haftada bitirdiniz, belki bitiremediniz. Bitirememeniz gayet normal. Bitirmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Arkadaşlar bakın 10. haftaya bakacak olursanız 10. haftada dörtgen. Dörtgen kaç videodan oluşuyor? 2 videodan oluşuyor. Ha işte bilerek ben zaten bunu bu şekilde bu haftayı böyle az koydum. Ne yapacaksın? Sen belki üçgenler tekrarını bitiremedin. Devam et kardeşim. Üçgenler tekrarını ta şuraya kadar devam edebilirsin. Bence üçgenler tekrarını şuraya kadar bitir. Bitir. Tabi bunun içerisinde benim kitabın sonundaki 4 ya da 5 test olan ya da 6 test mi bilmiyorum üçgenlerde. Ee, onlarla ilgili testleri de çöz mutlaka ama mutlaka. Belki burada şu, bu şuraya kadar olan kısımda bitiremedim belki. Şu haftayı da eva edebilirsin. Yani dörtgenler haftası 10. haftayı buraya kaydırabilirsin. 10. hafta dörtgen diyebilirsin. Yani üçgenler tekrarını sen iki haftada üst üste yapabilirsin. Ha, büyük ihtimalle zaten burada bitireceksin. Hocam burada dörtgenlerle ilgili iki tane videoyu izleyip hemen kitabındaki testlerindeki soruları da çok rahat bir şekilde çözebilirsin zaten. Tamam. Bu dediğim mutlaka mutlaka yapın arkadaşlar. Üçgen kitaptan çözümü artı ondan sonra ne yapacaksınız? Benim kitabımdaki ÖSYM benzeri üçgenlerin sonundaki testleri mutlaka çözün. Yalnız şunu söyleyeyim burada. Arkadaşlar e, kitapta ufak tefek hatalar var. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gösterdiğim emekten dolayı bana saygı duyuyorsunuz. Ve e, buradan bir olumsuz bir eleştiri de gelmiyor. Ama sanki testte testlerde biraz eleştiri gelecek gibi. E, son ana geldiği için. Geçen sene kitap çıkmasından son, ana, son anda eklediğim için o testleri. Ufak tefek bazı cümlelerde hata var. Ya da cevap anahtarında bazı. Özellikle cevap anahtarında. 4 ya da 5 soruda hata var arkadaşlar. E orada vaktinizi çalacağım. Kusura bakmayın. Siz belki C şıkkı buldunuz. Cevap anahtarında D diyor. Ama videoya baktığınız gerçekten D şıkkıymış. Öyle sorularla da karşılaşabilirsiniz. Ya ben bu ara gerçekten çok yoğunum. O kitap yazılırken de o zaman da yoğunluğum vardı zaten. Çok fazla yoğunluğum vardı. Ya ben gerçi bir işi yaparken en iyi bir şekilde yapmaya çalışırım. Yani eksiksiz bir şekilde yapmaya çalışırım ama orada e, gözümden kaçmış kusura bakmayın. E, vaktinizi çalacağım birkaç dakika vaktinizi çalacağım orada e, yani sırf bu hatalardan dolayı e, yani sonraki baskılarda düzeltiyoruz bunu ama ilk baskıyı alan arkadaşlar e, tekrar 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 özür diliyorum sizden e, orada vaktinizi çaldığımdan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar böyle ufak tefek hatalar oluyor e, ama dediğim gibi kitapta konu anlatımında hata yokken ya da birkaç tane hata varken Orada e, testlerde hem üçgenlerin testinde hem de dörtgenlerin testinde onu da çözdüm çünkü. E, orada birkaç tane cevap anahtarında ufak tefek hatalar var. Kusura bakmazsanız sevinirim. Evet çünkü gerçekten şeye geldi. Bir yoğunluğuma geldi. Tam anlamıyla kontrol ettim ama dizgici de vermiştim. Dizgici de e, orada bir hatalı girişler yapmış. Biraz da ondan da kaynaklanmış. Ama o hatayı dizgici değil kendime yüklüyorum. E, yine en son sonuçta bakmam gerekiyordu. Neyse gençler. Bu haftayı böyle yapacaksınız. Dörtgenleri iki videoyla hemen iki günde bile halledebilirsiniz. Üçgenler tekrarında bu haftaya sarkıtabilirsiniz. 10. haftaya sarkıtabilirsiniz. Baktınız olmadı. 11. haftaya da dörtgenleri yani 11. haftaya da üçgenler tekrar şeklinde gidebilirsiniz. Çünkü bizim konu anlatımımız arkadaşlar ne zaman? Şubat'ın ortasında bitiyor. Erken bitiyor zaten videolar. O yüzden bence bir sıkıntı yok. Üçgenler tekrarınız yeter ki bitsin. 2 haftanızı alsın. Hatta 3 haftanızı alsın. Hiç sıkıntı değil. Hani programda bazen böyle e, yorulduğunuz haftalar olabilir. Bir hafta kendinizi dinlendirebilirsiniz. Dinlendirmek demek de hiçbir şey yapmamak demek değildir. Çünkü hiçbir şey yapmamak insanı daha da böyle şey yapıyor arkadaşlar. Sonrasında çok etkiliyor. Hep böyle e, modunuzu düşürür ve sıkıntı yaşatır. Orada dinlenmelerinizde de yine ders çalışmalarınızın olması lazım. Bir tık daha azaltarak ders çalışırsanız tabii ki daha iyi olur. Ama sonrasında yine hemen arttırmak şartıyla biraz es verebilirsiniz. Yeter ki buradaki üçgenler bitsin. Ama ben büyük büyük ihtimalle şurada üçgenler tekrarınızı yaptıktan sonra 10. hafta videolarında da dörtgenlere hemen başlamadan şuraya kadar ki olan kısımda bütün üçgenler tekrarınızı bitirebileceğinize inanıyorum. Sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Bu iki günde de dörtgenler videosunu da bitirebilirsiniz arkadaşlar. Dörtgenler videolarını izleyin Dörtgenlerle ilgili zaten kitaplığınızda da e, En fazla 2 ya da 3 tane test vardır Onu da çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz Zaten arkadaşlar Evet gençler başka söyleyeceğim bir şey var mı Evet var bir tane daha bir şey var Metin yayınlarıyla ilgili de e, Biliyorsunuz daha önce 50 tane çekiliş yapmıştık Bu e, Bir daha 50 tane yine çekiliş yapacağız Çünkü toplamda 100 tane yapacağımız sözünü vermiştim Bu hafta içerisinde onun duyurusunu yaparım Yalnız şöyle bir şeyle karşılaştık Geçen sene de böyle çekilişler yaptığımız zaman e, çekilişi kazanan, hak kazanan arkadaşlar e, durumu olmayan bazı arkadaşlarında da, da e, e, hakkını devrediyordu. Ama bu sene ne olduysa 50 tane kitap yaptık, 500 tane başvuru geldi. Ya niye böyle oldu anlamadım aslında ama ya bunu yapmazsanız sevinirim. Hatta bunun önüne geçmek için bazı güzel e, düşüncelerim var. Hafta içerisinde de e, bunun çekilişiyle ilgili duyuruyu da yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, hak eden kazanacak. Hatta kazanan arkadaşlar varsa yani durumu olup da e, ben çekilişe katılmayayım diye düşünebilen arkadaşlar olabilir. Yok. Sen de katıl. Belki ne olacaktır? Ee, yakınında şey vardır. E, ihtiyacı olan bir arkadaşım vardır. Ona verirsin. O anlamda da sıkıntı yok. Ve bu tür çekilişlerde de inşallah e, hak eden kişiye gitsin diye de hep dualarım var. İnşallah hak eden kişiye de gider. E, hafta içerisinde birkaç gün sonra sizlere bununla da ilgili bir e, bilgilendirme videosu çekeceğim arkadaşlar. Bununla ilgili nerede nasıl bir e, şey yapacağınızdan bahsedeceğim. Tamam gençler evet 9. hafta ve 10. hafta videosu bu şekildeydi. E, 11. haftada paraya kenarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.